Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersime hoş geldiniz. Bugün sizlere İngilizce öğrenirken insanların genelde öğrendikten sonra da sordukları bir konu olan ve karıştırılan bir konu olan modal perfectleri anlatacağım arkadaşlar. Modal perfectler adı da üzerinde perfect, modulların geçmiş halleri arkadaşlar. Dolayısıyla bunları tek tek ele alacağız. Çok fazla bir zamanımızı almayacak. Ancak can kulağıyla dinlerseniz bu konuda artık sorunuz kalmayacaktır. Arkadaşlar sırasıyla ekranda da gördüğünüz gibi modal perfectler must have verb 3, can't have verb 3, should have verb 3 veya ought to have verb 3. Bunların ikisi de aynı anlamdadır. May have verb 3, might have verb 3 and needn't have verb 3'tür. Şimdi arkadaşlar perfect modal yapılan can, may, should, must gibi modal fiillerinden sonra have verb 3 getirerek bunları modal perfect yani past participle halini getirerek fiilin 3. halini kullanarak have'den sonra bunları modal perfect yapabilirsiniz. Ancak dikkat etmemiz gereken ve bilmemiz gereken şu vardır ki hepsi birbirinden çok farklı anlamlara gelirler. Nerelerde kullanıldıklarını iyice öğrenmek lazım arkadaşlar. Şimdi bunları birkaç gruba ayırabiliriz. Modal perfectler birinci grup diye düşünecek olursak çıkarım için kullanılan geçmiş zaman modal fiilleri. Yani az sonra bahsedeceğimiz perfect modallar geçmişte olan bir olay ve durumla ilgili çıkarım yapmak için kullanılır. Çıkarım yapıyorsunuz. Bir şey oluyor, mış olmalı, mış olabilir gibi şeyler söylemeniz gerekiyor. Bunlar tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz fakat hakkında bazen %50 tahmin yürüttüğümüz, bazen %50'nin altında, bazen %90 civarında tahmin yürüttüğümüz yapılardır. Dolayısıyla %100 olduğu zaman zaten modulu kullanmayız. Bir konuda emin olma olmama seviyeleri için farklı modul yapıları kullanılır arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi must have verb 3 anlamı şudur arkadaşlar, mış olmalı. Yani bu yapıyı geçmişteki bir şeyin olduğundan neredeyse %90 plus yani %96 değil yani %90 plus emin olduğumuz durumlarda kullanırız. Şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin everywhere is so wet, her yer ıslak. So bir çıkarım yapıyorum bakın. It must have rained a lot last night. Burada da gördüğünüz gibi şu it must have rained mış olmalı bakın. Must have verb 3 kullandım. Dün gece yağmur yağmış olmalı. Yani belediye kalkıp da buraların hepsini sulayacak hali yok, değil mi? Çıkarım çok güçlü bir çıkarım. Aslında belki de yağmur yağdı desek de olur yani. Ama çıkarım yapmak için must have rained diyorum. Jimmy used to drive a terrible car. Jimmy eskiden çok kötü bir araba sürerdi. But after getting married, evlendikten sonra he bought a Jaguar. Bir anda evlendi ve adam milyoner oluverdi. So çıkarım yapıyorum. Çıkarım güçlü bir çıkarım. He must have married a rich woman. Değil mi? Zengin bir kadınla evlenmiş olmalı diyorum bakın. Must have'de ne oldu? %90 pozitif olasılık. Arkadaşlar diğer bir modal perfectimiz can't ya da couldn't have verb 3. Mış olamaz. Yani must have'in tam tersi, olumsuz tersi. Yine %90 plus diyebiliriz buna. Bu yapıyı geçmişteki bir şeyin olmadığından neredeyse emin olduğumuzda kullanırız. Örnek çok güzel arkadaşlar. Allison was at her mother's all day yesterday. Allison dün tam gün annesindeydi. So, öyleyse, bu yüzden, you know, she can't have ya da she couldn't have visited Sally. Sally'yi ziyaret etmiş olamaz. Çünkü bütün gün annesindeydi. Ben biliyorum. %95 negatif olasılık. Bakın, must have pozitif olasılıktı. %90-95. Can't have, couldn't have. %95 olumsuz yani negatif olasılık. Arkadaşlar bir de may, might, could have verb 3'ümüz var. Mış olabilir. Yani mış olabilir de olmayabilir de. Demek ki must have verb 3 pozitif %90 plus bir pozitif olasılık. Can't have %90 negatif olasılık. May, might, could have verb 3'te de %50 civarı. Yani bu yapıyı geçmişteki bir şeyin olduğundan daha az emin olduğumuz zaman kullanırız. Yani belki bir ihtimal öyle olmuştur anlamı vardır. Soruyoruz, where is Mary? I really don't know. Mary nerede bilmiyorum diyor gerçekten. Fakat diyor, şu an burada olmadığına göre, she may have gone to school. Okula gitmiş olabilir. Veya diyebilirdim ki,
She may have fallen asleep. Uykuya dalmış olabilir. Uyuyakalmış olabilir. You know, she may have verb 3. İstediğimiz kadar varsayım üretebiliriz. Ama hiçbir zaman burada %50'den fazla emin değiliz arkadaşlar. Aynı şekilde may not have verb 3 ya da might not have verb 3 mamış olabilir. Yani bu yapıyı geçmişteki bir şeyin olmadığından daha az emin olduğumuzda kullanırız. Janice got a very poor score from the exam. Janice sınavdan çok kötü bir not aldı. Do you know why? Sence neden? I'm not sure. Emin değilim diyor bakın. Peşin peşin. I'm not sure. But she may not have slept well. İyi uyumamış olabilir. Dün geceden bahsediyor. Uykusunu almamış olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bizim should have verb 3'ümüz var. Should have verb 3. Aynı anlama gelen ought to have verb 3 var. Mamalıydı. Maman gerekirdi ama yaptın. Yani olmaması, olması gerekiyordu ama olmadı anlamı var. Bakın nasıl gerekiyordu ama olmadı. Şöyle yapman gerekirdi ancak yapmadın. Daha böyle bir gereklilik ve pişmanlıktan bahsederken, daha çok pişmanlıktan söz açıldığı zaman bu yapıyı kullanmanız gerekir. Örnek çok güzel bakın. I'm so sorry about the accident. Kazayla ilgili çok üzgünüm. I should have driven more carefully. Daha dikkatli sürmeliydim. Sürmem gerekirdi. I should have. Pişmanlık var bakın. I should have driven more carefully. Yani ama sürmedim. Çok üzgünüm. Yani bunu yapmam gerekirdi ama olmadı. I ought to have driven. Şu should have yerine, should have verb 3 yerine I ought to have de diyebilirim. I ought to have driven more carefully de diyebilirim. Aynı anlam. Hiçbir anlam farkı yok. The bus should have arrived by now. Otobüse saati gidiyorsunuz otogara. Saat 6'da gelecek. Saat olmuş 7. Diyorsunuz ki the bus should have arrived by now. Otobüsün şimdiye kadar çoktan gelmesi gerekirdi ama gelmedi. Demek ki should have verb 3 bir pişmanlık bile gereklilik için kullanılır. Shouldn't have verb 3 yapmaman gerekirdi ama yaptın. Oh no, örneğe bakın arkadaşlar. Oh no, hayır, olamaz diyor. I have missed the bus again today. Ben geldim, otobüs gitti. Tamam mı? Bir pişmanlık arz ediyor bizde. I shouldn't have stayed up so late last night. I shouldn't have stayed up so late last night. Dün gece geç saatlere kadar oturmamalıydım. Ama oturdum. Bakın, shouldn't have verb 3 kalıbı arkadaşlar. Evet, geldik şimdi diğerine. Bir de bizim could have verb 3'ümüz var. Yapabilirdi ama yapmadı. Böyle bir olasılık vardı. Bir şeyin geçmişte gerçekleşme ihtimali vardı ama olmadı. Gerçekleşmedi demek için kullanırız. Could have bir de bir yer, bu bölümde. I could have called an ambulance for him yesterday. Dün onun için bir ambulans çağırabilirdim. Fakat it just skipped my mind. Aklımdan uçtu gitti. I'm so sorry. Çok üzgünüm diyorsunuz. Kaza sahibinin yani kazanın diyorsunuz arkadaşlar. Evet. I could have called an ambulance for him yesterday. Ama aklımdan gitti. Çok üzgünüm. Böyle bir olasılık vardı. Evet. Can have verb 3, could have verb 3 mış olabilir anlamı da katar. En başta söylediğimiz gibi. Emin olmadığımız, hani hatırlarsanız may have verb 3, can have verb 3, could have verb 3, might have verb 3 demiştim en başta. Emin olmadığımız durumlarda çıkarım yapmak için bazen bu iki yapıyı may have de dahil olmak üzere olasılık belirtir. Where is Sally? Sally nerede? I don't know. But she could have gone to bed. She can have gone to bed. She may have gone to bed. She might have gone to bed. Yapılarını peşi sıra kullanabiliriz arkadaşlar. Aynı anlama gelirler. Bir de son olarak bizim needn't'ımız var arkadaşlar burada. Needn't have verb 3 kalıbımız var. Man gerekmezdi ama yaptın. Bunu öğretirken ben öğrencilerime kısaca ne zahmet ettin anlamı yükleyecekseniz bu yapıyı kullanmanız gerekir. Needn't have verb 3. Geçmişte yapılan bir şeyin yapılmasının gerekli olmadığı ama yapıldığı durumlarda kullanırız arkadaşlar. Nasıl bir cümle? You needn't have bought me such an expensive present. Öylesine pahalı bir hediye alman gerekmezdi. Ne zahmet ettin anlamı çıkıyor ama aldın. Yani you needn't have bought. Bakın şu kalıp çok önemli. Yapman gerekmezdi ama yaptın. Bu yapıyı sıklıkla didn't need to ile genelde insanlar karıştırır arkadaşlar. Didn't need to ile bunu asla karıştırmayın. Bakın needn't have verb 3 ve didn't need to çok farklı şeyler. Needn't have yapısı gerekmezdi ama oldu. Didn't need to gerekmedi ve gerçekleşmedi anlamı var.
Örnekte hemen anlayacağız. I didn't need to get a taxi yesterday. Dün taksiye binmem gerekmedi. Because my sister gave me a lift to work. Çünkü işe giderken kız kardeşim beni bıraktı diyoruz, değil mi? O bana bir yani gidişimi o sağladı. Give a lift, gideceği yere götürmek. Şimdi didn't need to get. Taksiye binmem gerekmedi. Çünkü kız kardeşim beni bıraktı. Get a taxi, burayı işaretliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada didn't have verb 3 gerekli değildi ama yaptın. Didn't need to gerekli değildi ve yapmadın anlamı var. Evet. Bugünkü ders anlatımının sonuna geldiniz arkadaşlar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Thank you. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.